Merhaba değerli izleyiciler, bugün, zamanın tozlu sayfalarında kaybolmuş eşsiz hikayelerin izini süreceğiz. Ezop masalları, bilgelik dolu öğütleri ve derin anlamlarıyla yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan eşsiz eserlerdir. Bu masallar, birçok kültürde insan doğasının karmaşıklığını ve yaşamın içsel derslerini anlatır. Ezop, tarihin unutulmaz fabl yazarlarından biridir ve eserleriyle dünya çapında insanlara ilham vermiştir. Her bir masal, Sadece hayvanlar arasında geçen basit hikayeler gibi görünse de aslında derin anlamlar ve insan doğasına dair önemli öğütler içerir bu video boyunca. Ezop masallarının ardındaki bilgeliği keşfedecek ve her bir masalın içinde gizlenmiş derin anlamları anlamaya çalışacağız. Hazır olun, çünkü sizi Ezop'un masallarıyla bir yolculuğa çıkaracak ve düşündürecek bir serüven bekliyor. Ezop masalları, geçmişin hikaye anlatıcılığı geleneğini günümüze taşıyan nadir hazinelerdir. Şimdi, bu masalların büyülü dünyasına birlikte dalalım. Aslan payı Aslan, eşek ve tilki birlikte bir av partisi düzenlemeye karar vermişler. Heyecanlı ve zorlu bir kovalamacadan sonra koskoca, semiz mi semiz bir geyik yakalamışlar. Çok acıkan aslan kükreyerek eşe, buraya gel arkadaş, bir an evvel şu avı paylaştır, yoksa açlıktan öleceğim, demiş eşek. Adil olsun diye geyiği üç eşit parçaya bölmeye çalışırken, aslan kükreyerek üzerine saldırıp kuvvetli bir pençeyle onu yere sermiş. Bu sefer tilkiye dönerek şöyle demiş, bakalım sen bu geyiği iki parçaya nasıl böleceksin. Eşeğin başına geleni gören tilki, küçük bir parça ısırdıktan sonra avın bütününü aslana sunmuş, bu paylaşmayı beğenen aslan başını sallayarak sormuş, aferin sana, hakça bir paylaşım yaptın, bunu sana kim öğretti? Tilki arkadaşımız eşeğin sonu benim için iyi bir dersti efendim diye karşılık vermiş. Karınca ile kumru. Çok susayan karınca bir suyun başına giderek kana kana su içmek istemiş. Suya doğru bir ot sarkıyormuş. Karınca bu ota tırmanmış suya uzanmak istemiş ama olmamış. Birdenbire dengesini kaybedip suya düşmüş. Kurtulmak için çırpınırken kenardaki bir ağacın dalında dinlenen kumru onu görmüş ve hemen suya bir yaprak bırakmış. Karınca bu yaprağı çıkarak boğulmaktan kurtulmuş. O sırada bir avcı, kumruyu vurmak için yayını gerip nişan almış, bunu fark eden karınca hemen avcının yanına gitmiş ve ayağına çıkarak onu çıplak yerinden ısırmış. Avcı ne oluyor diye bakınca dengesini kaybetmiş ve yayda hazır bekleyen ok rastgele bir tarafa fırlamış, durumu fark eden kumru kaçarak canını kurtarmış, böylece yapılan iyilik karşılıksız kalmamış. Tilkiye Maske Bir oyuncunun evine giren tilki, yiyecek bir şeyler bulabilmek için ne var ne yok etrafı karıştırmış, bakmış bir maske önce buna bir anlam verememiş. İyi bir sanatçının elinden çıkmış çok güzel bir maskeymiş bu. Sonunda kafasını bir o yana, bir bu yana sallayarak bilgitçe şöyle demiş. Güzel bir kafa doğrusu, ama içinde beyin yok. Ahıra giren köpek Dışarıda sıcaktan bir türlü uyuyamayan köpek sessiz ve serin bir yer aradı. Ahırın uygun olduğunu görünce içeri girip koca öküzün yiyeceği samanın üzerine kıvrılıp yattı. Tarladan yorgun argın eve dönen koca öküz, yiyeceği samanın üzerinde köpeğin uyuduğunu görünce şaşırıp kaldı. Allah Allah, bu da neyin nesi dedi. Önce uyandırmak istemedi ama gün boyunca çalışıp yorulmuştu. Karnı da açlıktan zil çalıyordu. Şöyle bir şeyler yiyip otların üzerine çökerek günün yorgunluğunu çıkarmak düşüncesindeydi. Köpeğin bir türlü uyanmadığını gören koca öküz, burnuyla köpeği iterek uyandırmaya çalıştı. Köpek uyanmadı bile, yönünü diğer tarafa çevirip uyumaya devam etti. Koca öküz köpeği hızlıca itince köpek kafasını kaldırıp ona hırladı. Burada da mı rahat yok bize, koca öküz, bak, yiyeceğim samanın üzerine yatmışsın, kalk da karnımı doyurayım, deyince köpek özür dileyeceği yerde onu ısırmaya kalktı. Köpeğin bu çirkin hareketi üzerine koca öküz. Ona şöyle çıkıştı, bana bak köpek, sen çok saygısız birisin. Eğer benim yiyeceğime ortak olmak istiyorsan buyur beraber yiyelim, ama sen hem kendin yemiyorsun hem de bana yedirmiyorsun. Bu kadarı da fazla. Kalk git benim evimden. Yatacaksan kendi yerinde yat. Hem suçlusun hem güçlü. Koca öküzün kuvvetli boynuz darbelerinden canı yanan köpek kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp hemen oradan uzaklaşıverdi. Kurumuş gölün kurbağaları. İki kurbağa bir gölde yaşıyorlarmış. Yaz mevsimi gelip de havalar iyice ısınınca göl kurumuş kurbağalar kuruyan gölü bırakarak başka sulu yer aramaya başlamışlar, az gitmişler uz gitmişler, sonunda bir kuyuya rast gelmişler, kurbağalardan biri, gel kardeşim, seninle şu kuyuya inelim, içi su dolu, hem de serin olur, demiş, diğer kurbağa biraz düşündükten sonra, ya bu kuyu da kurursa bir daha nasıl çıkarız içinden, diyerek razı olmamış, İyi ki razı olmamış, çünkü bir süre sonra o kuyu da kurumuş. Ben... Kim korkar tavşandan? Hayvanlar ileminde en korkak tür tavşanlarmış, en küçük şeylerden korkar, yürekleri tıp tıp atarmış, öyle ki bazen kendi gölgelerinden bile korktukları olurmuş, böyle her şeyden korkarak yaşamak canlarına tak etmiş, buna iyi bir çözüm aramışlar ama bir türlü bulamamışlar, bir gün, bu nasıl iştir, her şeyden, herkesten korkan bir milletiz, koşarı da uçarı da, yeğeni de yemeyeni de hep bizim peşimizde, herkes karnını doyurmak için bizi avlamaya çalışıyor, bu durum böyle gitmez, madem bu korkaklıktan. Kurtulamıyoruz. Öyleyse hep birlikte ölelim de şu dünyadan kurtulalım." demişler. Karara kimse itiraz etmemiş. Hep birlikte suya atlamaya karar vermişler. bağıra çağıra büyük bir gürültüyle suya doğru yürümeye başlamışlar. Tavşanların büyük bir gürültüyle kendilerine doğru geldiğini gören kurbağalar, "Bu da neyin nesi? Büyük bir tavşan ordusu üzerimize geliyor." diyerek korkudan kendilerini suya atmışlar. Bu durumu gören ihtiyar bir tavşan hemen duru vermiş. Kollarını açarak diğerlerinin ilerlemelerini engellemiş ve tavşanlara şöyle seslenmiş, durun kardeşlerim, ölmek için o kadar aceleci olmayalım, bakın, şu koca dünyada bizden korkanlar da varmış. Küçük çocuk ve şeker kavanozu Şeker dolu bir kavanoza elini sokan bir çocuk, uğraştı uğraştı ama elini bir türlü çıkaramadı, başladı ağlamaya. Oradan geçen yaşlı bir adam merak edip sordu, neden ağlıyorsun evladım, çocuk cevap verdi. Elimi kavanozdan çıkaramıyorum, Yaşlı adam baktı. Çocuğun avucu şeker dolu. Onları bırakmak istemiyor. Kavanozun ağzı ise dar. Ona şöyle dedi. "Bak çocuğum, elindeki şekerlerin yarısını kavanoza bırak. O zaman elini kolayca çıkarabilirsin." Avcı ile aslan. Aslan ile tilki ormanda sohbet ediyorlarmış. Bir de bakmışlar ki ne görsünler? Karşıdan bir avcı geliyor tilki anında kaçıp bir deliğe saklanmış, aslan tüylerini kabartıp avcıya doğru bir iki adım atmış ve korkunç bir sesle kükremiş, avcı aldırmamış bile, bir kayanın ardına geçip okunu aslana nişanlayarak, sana bir haberci yolluyorum Bay Kral. Haberin olsun ardından da ben geliyorum, diye haykırmış, neyse ki ok aslanın öldürücü yerine gelmemiş, avcının bu cüretine şaşa kalan aslan kendini çalıların. Arasına zor atmış, tilki saklandığı yerden aslanın halini görünce, ne o sayın kralım, bir avcıdan mı korkuyorsun, elbette sen onu alt edersin, demiş, aslan, yo, canımı pazarda bulmadım, habercisi bu kadar yaman olursa kim bilir kendisi nasıldır, diye karşılık vermiş. Akıllı köle Bir zamanlar küçük ama akıllı, konuşkan bir köle varmış, bir gün kölelerin sahibi mallarını uzaktaki bir kente satmaya karar vermiş, yük taşıyacak köleleri seçerek onlara, herkes malları yüklensin, hemen yola çıkıyoruz, demiş. Köleler ambara koşarak taşıyabildikleri hafif yükleri seçmeye başlamışlar. Küçük köle hiç acele etmeden bir kenarda diğerlerini beklemiş. Herkes aldıktan sonra o da en sona kalan, ağır mı ağır bir çuvalı sırtlamış. Diğerleri ona bakıp bakıp, ne aptal çocuk, herkesten ağır çuvalı aldı. Çok geçmez yarı yolda ölür. Diye alay ediyorlarmış. Çuvalın ağırlığından dizleri titreyen küçük köle, ne yapayım, bunu birisi taşıyacaktı. O da bana düştü. Ya içinde sihirli bir şey varsa, daha sonra değişmek isteyen olursa ısrar etmesin çünkü değişmem, diye işi şakaya vurmuş. Diğer köleler onun bu sözlerine gülerek, merak etme küçük aptal, kimse senin o ağır yükünü almaz. Biz yükümüzden memnunuz, hele biraz daha gidelim o zaman görürsün gününü, diye ona kızmışlar, kervan günlerce yol almış, gündüzleri yürümüşler, geceleri dinlenmişler, küçük kölenin hiç sesi çıkmıyormuş, bir ara bakmışlar küçük kölenin yükü her gün biraz daha azalıyor, Sonra öğrenmişler ki o çuvalda kervanın yiyeceği var. Her yemekten sonra da yiyecek azaldığı için çuval biraz daha hafifliyormuş. Yolculuğun sonuna doğru çuval iyice boşalmış. Küçük köle keyfinden şarkı bile söylüyormuş. Diğerlerinin yükleri ise ilk günkü gibi ağır. Köleler, biz onu aptal sanmıştık ama o hepimizden akıllıymış diyerek kendi aptallıklarına yanmışlar. Kurbağa ve öküz Kurbağa yavruları bataklıkta oynarken hiç unutamayacakları bir şey görmüşler. Hemen koşarak gidip babalarına anlatmışlar. Bir tanesi, babacığım, biraz önce dünyanın en korkunç hayvanını gördük o kadar büyüktü, o kadar büyüktü ki, demiş. Başka biri, kocaman boynuzları vardı, kuyruğu da upuzundu. Ayakları ise gölün kenarındaki büyük taşlar gibi koca kocaydı, diye eklemiş. Babaları yavrularının neden bahsettiklerini anlamış. Korkmayın yavrularım, sizin o gördüğünüz hayvan sadece bir öküzdür, hem zannettiğiniz kadar da büyük bir hayvan değildir, istesem ben de onun kadar büyük olabilirim, demiş. Yavru kurbağalar şaşırmışlar ve hep bir ağızdan, hadi ol ol, diye bağırmışlar. Baba kurbağa, şimdi bana dikkatle bakın, demiş ve kendini şişirmiş, bu kadar mı büyüktü, diye sormuş. Yavru kurbağalar hep bir ağızdan, hayır hayır, çok büyüktü, diye bağırmışlar. Baba kurbağa kendini biraz daha şişirmiş ve sormuş, nasıl öküz kadar oldum mu, yavru kurbağalar yine hep bir ağızdan bağırmışlar daha büyüktü, daha büyüktü. Boşuna kendini zorlama patlayıncaya kadar şişsen de yine o hayvan kadar olamazsın. Baba kurbağa, yavruları karşısında küçük düşmek istememiş, onlara kızarak. Bütün gücüyle kendini şişirmiş, gözleri yerlerinden fırlayacak gibi olmuş ve yavrularının meraklı bakışları arasında birdenbire pat diye patlayıvermiş. Yani baba kurbağa, öküz gibi olacağım derken ölü vermiş. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Sizlerde fikirlerinizi yorum yaparak bana ulaştırabilir ve fikirlerinizin hikayelerini dinleyebilirsiniz.